Arkadaşlar bugün kutsal bir amaç için tekrardan Master Yi ile beraberiz. En son Rank 1 Master Yi'nin build'ini size göstermiştim. Ama build çok OP olduğu için 2 item çıkıp maç direkt otomatik olarak bitmişti. Bugün elimizden geldiğince daha fazla item çıkmaya çalışacağız. Dün yayında 3 item çıkabildim. Merak ediyorum 5-6 item olursak, daha fazlası olursa nasıl olur. Ama bu build'in doğası gereğiydi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz zaten. Treasure Hunter, yani hazine avcısı giriyoruz. Bununla beraber arkadaşlar adam kestiğinizde zaten ekstra gold ala ala keskin sağanakla beraber ilk item tahsiller başladığınızda, bu arada full kritik bir build biliyorsunuz. Çok hızlı snowball oluyorsunuz. Aşırı derecede fazla vuruyor. Maçlar erken bitiyor. Umarım erken bitmez. Remake please falan fistan diyorlar. Ne oluyor lan? Aa, ben West'e girmişim kazayla. Ben TR server'ındayım zannediyorum, West'e girmişiz. Neyse, yapacak bir şey yok. Selam yakışık, selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Bakalım West server'ının tahammülü ne kadarmış, bir de onu test edelim arkadaşlar. Bu build'i TR'de yapmıştık biliyorsunuz. Bizim insanımız çok fazla dayanamamıştı ki normalde F atarlar. Bakalım West'in tahammülü ne kadarmış. Bugün sabah uyandım, telefonu aldım böyle elime. Instagram'da geziyorum. O kadar tatlı bir video geldi ki çok pozitif başladım arkadaşlar güne. Sağ olsun, gerçi Süper Online sonradan benim pozitifliğim bitirdi de. Şöyle bir şeye denk geldi arkadaşlar. Bir tane Amerikan beyzbol maçı mı artık, ne maçı bilmiyorum. Aha, Sincit ne yapacak lan orada? Adamın şeyini çalmaya çalışacak. Bir tane büyük ekran var arkadaşlar. Maç anında da işte izleyicileri çekiyor kamera. Kamera izleyicileri çekerken orada bir tane küçük tatlı çocuk var. Şiko. Sarı saçlı. O çıktığı zaman bütün seyirciler tezahürat yapmaya başlıyor. Ama kamera başkasını çektiğinde herkes yo alıyor. Tekrardan o çocuğu çekince yine tekrardan tezahürat yapmaya başlıyorlar. Çocuk böyle bir tatlı bir şekilde utanıyor, sıkılıyor, gülüyor falan. O video böyle bilmiyorum. Benim böyle sabah bütün enerjimi şey yaptı ya, yükseltti. Pozitif oldum yani o video sayesinde. Sinci çaldı mı lan adamı redini? Yo, çalamamış. Master Yi'de Q attığınızda şu kuşların şuraya gitme muhabbeti. Aman diyeyim kanka. Aman diyeyim kanka. Bak, deneme bile. Deneme bile kanka. Deneme bile kanka, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Denememen gereken bir şey denedin kanka. Flaşına mal olacak bu senin bu arada. Aynen öyle. O hareket senin flaşına mal olacak koçum. Hatta senin flaşından sonra canını da alacağız lan. Canını da alacağız oğlum. Senin canını da alacağız. Gel bakayım şimdi burada C4 kardeşim. Sen de burada mısın? Senin de bir canını alalım. C4'ün canını alamadık. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanki alabiliriz. Buraya ward düştü. Ward'un sesini duydum. Bekle. Gel buraya C4. Hadi. Hadi. Ben sabırsızlık yapıyorum, çıkıyorum ya. Sabırsızlığı ben yapıyorum abi. Birisi kaybolursa orada başım belaya girebilir bu arada ama. W'yu hemen şöyle bir animasyon iptali olarak kullanalım. Bir Q daha. Smite aldım abi. Görüşürüz. Kolay gelsin C4'cüm. Birazcık beklemek istedim çünkü orada C4 gelseydi arkadaşlar, Blue'ya başlasaydı kesin keserdim skill'lerini kullansaydı. Ama oradan böyle kenardan göz ucuyla bakıp da EQ atmak için yaklaşmış olsaydı kaçırırdık adamı elimizden. O yüzden ona göre oynayacağız. Ama senin flash'ın yok Akali. Yine başlamışsın artistliğe koçum. Ay, geldim. Geldim kanka. Kankam geldim. Döv. İstediğin kadar döv kata. Benim eskortluğumda istediğin kadar dövebilirsin kardeşim. İstediğin kadar dövebilirsin kardeşim. Selamünaleyküm. Ben vurayım. Oh! Elim uzadı biliyorsunuz mu? Elim uzadı. Ah be, çocuk öldü. Word benim için word. Gayet word. Umarım sizin de gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Süper Online ile ilgili yaşadığım sıkıntıyı anlatayım ben size. Dünya saçması bir şey. Süper Online kullanan var mı aranızda bilmiyorum. Bugün uyandım, bir tane video çekmek istedim size. Videoya normal girdim. Her şeyi güzel oynuyorum. Master Yi oynuyorum TR server'ında. Abi enteresan bir şekilde şöyle bir şey yaşadım. Böyle koridora gank atıyorum. İnternet tak diye düşüyor, tamam mı? 2 saniyelik 3 saniyelik kopmalar oluyor. Ve o sırada da adamlara tıklamama rağmen yüksek ihtimalle skill kullanmadığım için çar böyle dümdüz mal gibi adamlara koştuğundan beni öldürüyorlar. Ben de dedim ki hani bir kere oldu, iki kere oldu herhalde, dedim hani bir sıkıntı var, düzelir birazdan. Maç boyunca o kadar şok olduk ki arkadaşlar, sonra telefonla aradım hani bir sıkıntı varsa çözülsün diye. Çünkü dün akşam yayında da böyle küçük küçük dropçuklar olmuştu, kenardan takip edip görmüştüm. Bir baktım müşteri temsilcisine bağlanamıyorum. Bir tane yapay zeka çıkıyor, diyor ki sıkıntınızı söyler misiniz? Ben de söylüyorum sıkıntımı, diyorum ki işte internet bağlantımda problem var. Ondan sonra bana diyor ki bağlantı sorunu mu yaşıyorsunuz yoksa işte internetiniz mi yok diyor. Ben de bağlantı sorunu yaşıyorum diyorum. Yapay zeka ile konuşuyoruz bu arada. Kısa ve öz bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Her neyse, sonra dedi ki kablolu mu kablosuz mu? Klasik zaten bu. Benim yani Twitch'e başladığımdan beri canlı yayınlarda bile arayıp hep böyle duyduğum bir muhabbet. Kablolu mu kablosuz mu? Arkadaşım çözdük artık mevzuyu. Yani biz Türk insanı olarak gerizekalı değiliz. Bu işi yapıyorsak, yani bu işi yayın babında ya da ne bileyim işte video çekiyorsak kablolu kullanıyoruz interneti. Kablosuz kullanmıyoruz. Ben laptop'tan
yapıyorum. Yani laptop'tan LoL oynuyorsam kablosuz kullanırım ama video çekiyorum. Benim amacım farklı. Her neyse kablolu diyorum. Diyor ki bana işte kablolu kullanıyorsanız ve hala sıkıntı çekiyorsanız işte modeminize reset atın, bilgisayarınıza reset atın, tekrar deneyin. Ya denedim. Dediklerini denedim. Düzelmedi. Bir de aynı muhabbeti yaşıyoruz. Ondan sonra ben tekrar müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum. Bana sorununuzu kısa bir şekilde söyler misiniz? 6-7 defa aynısını yaşayınca sinir krizi geçirdim. Dedim ki müşteri temsilcisi bana küfür etti. Müşteri temsilcisi beni tehdit ediyor. Bana silah çekti. Bağlanayım diyeceğim ki ben böyle böyle söyledim hani bağlanırken. Hani bir sıkıntı yok, merak etmeyin, sadece amacım size bağlanıp sizle görüşebilmek. En son müşteri temsilcisine bir şekilde bağlandım. Şey dedim, benden fazla para çekiyorsunuz, faturam fazla alınıyor dedim, bağladı beni. Sonra müşteri temsilcisine anlattım, onunla da gülüştük. Ama bilmiyorum, sistem bana çok saçma geldi arkadaşlar ya. Allahu Ekber. Dostumu açmama gerek var mı? Sanki düz kaçarız gibi ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle korkmuş gibi yaptık ama. Red almam lazım. 6 level olursam bu arada keseriz bunları ya. Dümdüz keseriz. Ama Red beni 6 level yapmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar pozisyonumuzu aldık. J4 nereye gidiyor? J4 aşağı doğru gidiyor. Ben onları nereden kapatabilirim? Oo, Akali. Şurada bir 6 level olsak ya. Abi ne oğlum Akali, niye bu kadar atarlısın sen ya? Saçma sapan da bir damage'im var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar bütün Akalilerin. Keser miyim diye düşünüyorum. Ultisi vardır kuvvetle muhtemel. Tamam şöyle bir aşağı doğru yürüyelim abi. Bak J4'ün red'i var. Singed bizim adamın red'ini çalıyor. Şunu almak istiyorum bizim takımla beraber ya. Aha. Keşke şurada bir patlangıcım olsaydı, bedavadan Drake'i alırdık. Bu adamların bot lane'i çok safe oynuyor. Aha. Ben bunları aldım arkadaşlar ya. Beni alabilirsin. Acaba dedim. Oğlum bir şey soracağım. Draven ne yapıyorsun lan? Adam 2 saniye sakin olun. Be right back yazmış. BRB yazmış. Yani geri döneceğim demiş. Biz de o sırada ne yaptık arkadaşlar? Oyun attık adamla. Kardeşim League of Legends gibi bir oyunda onu nasıl görelim, anlık nasıl okuyalım onu ya. Katanın başı belada, geliyorum oğlum. Ben bununla fightlayayım arkadaşlar burada. Bunu bir darlayalım. Aynen öyle, hadi görüşürüz. Ultisini alayım, tam olarak istediğim şey yaptım biliyor musunuz? Ultisini aldım, kafi vermiş. Aha. Kanka. Kanka kaç. Hop. Koçum zırh deşme buildi, selamun aleyküm. Q çok güzel hasar atıyor bu arada. İlk item tahsilleri aldığınızda arkadaşlar o kadar güzel hasar atıyor ki Q. Ama kesinlikle keskin sanık oynamanız lazım. Yoksa hiçbir esprisi kalmıyor bu arada bu buildin. Çok güzel, çok güzel. Her şey bizim için çok güzel gidiyor. 4 killimiz var öyle de. Aman aman böyle kalkıp da kill alacağım diye farmı çok bırakmayın. Ama normal level tempolu işte late game mastery'si oynar gibi de farmı abanmayın arkadaşlar. Bu buildde öyle de kill almanız gerekiyor. Dün mesela ben yayında 20 dakikada bot lane'de, gerçi birazcık killer Vayne'e kaldı da, Vayne'e 20 dakikada 14 kill verdik, bende 5 kill vardı. Bayağı bir kamp atıyorum yani bu boyutla oynarken. Yayınları da bekliyorum bu arada arkadaşlar. Bugün akşam YouTube'da tekrardan yayınımız olacak. Gel gel buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya buraya. Kata gel, kata gel, kata gel buraya. Aa, güven bana. Güven bana. Güven bana, gel adam buraya gelecek, gel. Gel. Sakin sakin, gösterme kendini. Gösterme kendini. Bekle 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 bekle. Avlayacağız onu, korkma. Gel şimdi, gel şimdi, gel gel gel. Gel 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 gel. Girdiler girdiler girdiler, koş. Merhabalar. Merhabalar. Bu 1 bu 2. Let's go bebeğim, bu ilde bak be. Tek Q'la 2 kill birden çekiyoruz ya. J4. Blue'un yok değil mi koçum senin üzerinde? Dur sen bekle, ben senin Blue'una geleceğim şimdi. Bekle, Blue'unda eğleneceğiz. Ama bana R atıp. Ha. Bak şimdi J4'e gidersem J4 bana şöyle bir hareket yapabilir arkadaşlar. Normal dümdüz gelir bana R atar ben Q'yu attıktan sonra. R'yi attıktan sonra da adam EQ'la çıkar gider. Biz orada kalırız. O yüzden şimdilik J4 kardeşimize dokunmayalım. O alsın Blue'sunu. Biz burada alev ejderini alalım. AP'mizi maksimum yapalım. O bizim için daha iyi olacak. Arkadaşlar bu itle ilgili şunu söylemek istiyorum size. Burada bakın. Diyelim ki tahsilleri ilk eşya çıktınız, tamam mı? Bana kalırsa ayakkabı falan önemli değil. İlk eşya tahsilleri kesinlikle rushlayın. Ama sonra ayakkabıyı bitirmeniz gerekiyor. Çünkü daha sonrasında artık adamlara yetişememeye başlıyorsunuz. Ve anlıyorlar sizde hasar olduğunu. Flash basıyorlar. Her şeyi deniyorlar yani sizden kaçabilmek için. Ebediye direkt gitmek yerine, ayakkabının küçüğünü falan almak yerine direkt bitirin yani ayakkabıyı. Hiç beklemeyin ayakkabıyı bitirmek için. Bu base'de mesela direkt gideceğim, ayakkabımı bitireceğim. Lakin bunlar böyle iteklerlerse, biz şu an snowball olduğumuz için parayı harcamamış olsak bile bunları keseriz. Hatta gidelim keselim diyorum ben. Ne diyorsunuz? Bittik kestik. Rakam da var abi. Güzel engager. Her temiz kestik biliyorsunuz mu? Bak her temiz kestik. Hadi Rakam. Bastım arkadaşlar skillleri. Bak 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 bak. 1, 2, 3. Smite'i koydum. Tık tık. Çaldı şerefsiz. Hop Q'la ben de bir şeyler çalayım var burada. Hop W animasyon iptal, tamam. Kal geldi çocuğa.
Çocuğa kal geldi kamyon bir anda kaybolunca. Tamam şimdi dönebiliriz. Arkadaşlar dediğimi dinleyin ama yaptığımı yapmayın. Ebedinin parası bitince nasıl bitirmeyeyim? Bak anlattığımın tam tersini yapıyorlar. Ama bak bu çok istisnai bir durum. Eğer ki tam ebedi parasıyla dönüyorsanız bitirin abi ebediyi. Ama öbür koşullarda ayakkabıyı mutlaka alın. Abi ebedi bitmiş ya. Alırsın yani ebediyi de. Power Spike'ın kralı. Power Spike'ın gerçekten kralı. Bu build ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bu build kesinlikle öne geçmeniz gereken bu build. Eğer öne geçmezseniz arkadaşlar tamamen useless kalırsınız. Level'da geri kalmamanız gerekiyor. Kill olarak kesinlikle kill çıkarmanız gerekiyor. Hani gittiniz koridorlara yardım ettiniz. Kill sizde kalmadı falan. Bunlar çok tehlikeli durumlar. Mutlaka üzerinizde kill kalması gerekiyor. Yoksa başınız belaya girer. Tamam. Bence biz burada arkadaşlar dümdüz gittik. Koridoru itekledik. Kulenin altında da kim gelirse gelsin dive attık gibi geliyor. Ne diyor? C4'ün itemleri okey değil şu anda. Girelim abi C4'ün ormanına. Ayakkabım yok ya. Tehlikeli sularda yüzüyoruz. En kötü intihar bombası olurum. Kill alır ölürüz. Yani en kötü dediğim gibi intihar bombası oluruz arkadaşlar. Kill alırız öyle ölürüz. Tamam ben oyun planımı buldum abi. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çok yavaşım şu an fark etmişsinizdir. Ben burayı bir iteyim güzelce ne? Burayı itelim. Gidelim scuttle alalım şuradan. Scuttle aldıktan sonra da alamet çıkacaktır. Alameti alayım. Reset'i koyalım. Ayakkabımızı bir şekilde alalım artık üzerimize. Karakterimiz çünkü hareket etmemeye başladı. Ruhum da alamdı benim. Scuttle da tamam geliyor. Bir şey diyeceğim. Bunu alsam, gitsem açsam mı tapa ya bunu? Bizimkiler de aşağıda fightlıyorlar. Herkes oraya yönelecek. Ejder'e daha var dakika ama kaybedecekler mi? Yok kaybetmeyecekler. Yok kaybedecekler. Hatta shutdown verdi. Shutdown da Akali aldı hiç hoş değil. 11 level Mordekaiser'la vs atsak ne olur arkadaşlar? Yani aslında can doldurması var 11 level adam. Ben 11 level değilim. Q'yu da dodge'larsam. Allah kahretmesin. Ama buradan sonra sıkıntı işte arkadaşlar. Ah be. Oğlum bak açılışın büyüklüğünü gördünüz değil mi? Ayakkabı bu yüzden lazım ya. Ayakkabı tam olarak bu yüzden lazım. Ben 11 olsaydım atak speedim daha fazla olmuş olsaydı ne kadar artıyordu? %10 artıyordu. Yine kesme ihtimalimiz vardı. Tam anlamıyla burst çok büyük. Burst bittikten sonra da patates olduk arkadaşlar. Tam anlamıyla bu yani. O yüzden ayakkabı lazım şu anda. Aslında bu build'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu build'i oynarken sizin early'de sadece assassin olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Ben onu kabul edemiyorum master'ı oynarken. Ya early'de biz assassin'iz. Gideceğiz işte zırhı olmayan, iyileşmesi olmayan, tank olmayan karakterleri döveceğiz. Daha sonrasında da gidip istediğimiz tankı dövebiliyoruz. Lakin ben bunu kabul edemiyorum. Gidip herkese saldırıyorum arkadaşlar. Morde'ye, işte ne bileyim Ornn'a falan bu tarz şampiyonlara saldırmamanız lazım. Sonuçta Onit bu build'de oynamıyoruz şu anda. Aha gördüm kanka gördüm. Geliyorum. Singed. Hadi. Yok Singed farmlı abi. Singed'in mevzusu farmmış. O zaman şuradan Akali'ye bir oynadık mı? Bunu bir açalım. Burayla birisi ilgilenmek zorunda kalsın abi en azından. Çok vurdum ama gerisine girmeyeceğim. Kesiyorlarsa kessinler. Benim için dip çünkü orası şu an. Arkadaşlar. Bir hit daha atabilsem var ya. Kata kesti mi orada? Kesti. Kule düştü. Abi bizim Draven'ımız ne yapıyor sürekli arkadaşlar ya? Dünyadan Draven'a. Koçum niye oynamıyorsun? Sürekli şurada AFK kalıyor adam ya. C4 direkt geldi bize ultiyi bastı. Üstüne ejderi dallar. Yani bir ince sinirlenmiş olabilirim arkadaşlar. Böyle bir incesinden beni böyle bir germiş olabilirler. Tabii ki de bunun hesabı sorulacak. Şimdi ne yapalım? Biz buraya kadar kasmıştık şu build'i. Buraya kadar kastığımızda çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bunun sonrasında bana kalırsa bir tane Kanos damış alıp karakteri birazcık daha sustain yapabiliriz. Üstüne kalkan yayılabiliriz. Son fısıltı çıkabiliriz. Adamlar zırh kasacakları için ki J4 Bramble Vest'ine kadar yani çivilisine kadar her şeyini almış adam. Bakalım ya. Bir alalım bir Kanos damışımızı falan. Ama bot lane'de şu anda yakaladığım anda o çocukların hepsine tek atacağım. Ultim olsun olmasın. Bakın parantez içinde ultim olsun olmasın. Bakar mısın? Kapı açılacak bir koyacağım bom bom bom. Bakar mısın? Hop W'yu basalım. Kanka sen oynamıyorsun ya bu oyunu Draven. Özür dilerim ama oynamıyorsun. Sadece kill çalmaya çalışıyorum. Bütün amacın o senin. Tamam gidelim arkadaşlar şöyle. Çok güzel assassin ya. Hani Shaco'yla gelseniz bile burada bu kadar hızlı bu adamları kesemeyebilirsiniz. Bir ward temizliği yapalım. Her yere ward koymuş adamlar. Kata? Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. J4 konuşacağımız şeyler var seninle. Aç şu kapıyı. Adam bir tur denemek istedi tank olduğu için arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey var. Devam etse kesme ihtimali vardı biliyorsunuz mu? Neden kesme ihtimali vardı? Çünkü az önce test ettik. Burst'u atıyorum keskin sağanakla. Sonrasında hasarım epey düşüyor. O burst'u öldüremedikten sonra işimiz aslında zora giriyor. Hani bir mahvolmuş gibi bir şey lazım aslında. Bunları kesebilmek için. Ekleyebiliriz bu arada. Kuleyi verme ya. Oo, Mordekaiser'ı ne yapacağız arkadaşlar biz? Biz bu Mordekaiser'a ne yapacağız? Önümde Jhin var aha. Vallahi basarım ya. Limit test için basarım.
Bir hit atarsam. Üstüne bir de Q atarsam. O da yatar abi. Kanka. Kaçışın yok, kaçışın yok. Çünkü normal vurmuyorum. Sadece Morde ve C4 kaçabilir yani şu an Sardar. Oğlum çok güzel bu ulti ya. Karşıda kırılgan takımı varsa arkadaşlar. Master Yi gibi değil de Assassin gibi düşünüp bunu pickleyebilirsiniz ya. Ya adamım var yani bir build arkadaşlar. Rank 1 Master Yi bu build oynarken bir önceki videoda söylemiştim. Biliyorsunuz yarım kalmıştı şu buildimiz. Bitirememiştik. İnşallah bu videoda bitireceğiz. Eskiden şey vardı hatırlıyor musunuz? Kanlı kılıç vardı. Şako ile onun videosunu çekiyordum. Zırh deşme eşyasıydı ama eğer etrafında senin takım arkadaşın yoksa aynı Hullbreaker gibi çalışan bir eşyaydı. Sana atak speed veriyordu. Counter jungle yaparken falan muazzam bir eşya oluyordu. Nedense sonradan onu kaldırıp top laner'lara mesela omurga kıranı getirdiler. O mükemmel bir eşyaydı. Ya o olsa şu anda mesela şu build'e çok yakışır. Tek başınıza adamlarla dövüşürken mesela Morde beni götürdüğünde %80'e yakın atak speed veriyordu arkadaşlar. Uçurur yani öyle bir şey olsa. 14 level Morde'yi level'da yakalamam lazım. Ya en büyük sıkıntı şu an Morde Kaiser. Şunu alacağım. Kesinlikle kanastomuş lazım yani şu anda. Son fısıltı lazım arkadaşlar buradan sonrasında. Baktığınızda en mantıklı eşya son fısıltı. Ya bir Dominic almam lazım. Hem C4'ün benden can değeri çok olacak. Hem de Mordekaiser'ın canı fazla olduğu için onlara daha fazla vuracağım. Ve zırhlarını da kırmış olacağız en nihayetinde. Tek istediğim ne biliyorsunuz mu şu anda? Mordekaiser şu ejder fight'ına gelmesin abi. Başka bir şey istemiyorum. 30 saniye kala toplandılar adamlar ejderin orada. Bizde rakam var. Morde beni götürürse çünkü şu an hala kesebilir ya. Yetmeyebilir yani bu lifesteal'ım. Aha atarım bu arada Q'mu da. Bana vurmaz herhalde ya. Bunu yakalamam lazım. Yakaladım. Çok güzel arkadan geliyorum hem de. Hem de iki tane ADC'yi arkadan geliyorum. O kadar tatlı ki. Geliyorum sana Jin. Kaçman lazım Jin. Kaçman lazım. Aha. Gelin lan buraya. Vurma oğlum. Quadra kill bebeğim. Durduramazsın bak. Bu şampiyon bu hale geldi mi? Morde gelmeden buraya beni durduramazsınız. Morde Kaiser'a ihtiyacınız var. Klasik Master'dı ya. Vest'i de büyüledik diyebilir miyiz? Hoppa. Peki Morde'ye ne yapacağız arkadaşlar? Ya aslında şöyle bir şey var. Assassin oynadığım için Morde'yi kesmesem de okey benim için. Ama takımda da Morde'yi kesecek kimse olmadığı için biz nedense cengaver gibi bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Aslında League of Legends şöyle bir oyun arkadaşlar. Sizin göreviniz tanksa, yani tank bir şampiyon oynuyorsanız tanklamanız gerekir. İşte gidersiniz adamların dövüşçüsünü tutarsınız CC'de. Büyücülerin üzerine oynarsınız. ADC'yi işte fight'a sokmamaya çalışırsınız. Ama sen Assassin'sen gidip kırılgan adamları teklersin. Normalde Mordekaiser'ı kesmiyor olmamız gerekiyor. Bizim bu arada Draven hardcore arkadaşlar troll ya. Gidiyor her yerde AFK kalıyor çocuk. Ben buradan bota bakmak istiyorum ya biliyor musunuz? Yakalarsak burada birilerini hatta şuradan bir geçsem ya. Çünkü biriyle yüz yüze geldiğim anda ulti basıp koşarım abi avaza gibi. Hop Q ile doşadım. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın kanka. Tamam. Demek ki arkadaşlar şu anda bu adamın üzerindeki bu kadar zırh hiçbir işe yaramıyor. Bunu fark etmiş olduk. Bu da tatlı oldu. FF atacaklar gibi hissediyorum biliyor musunuz? Çünkü durduramıyorlar ya şu anda beni. Oyunun belki de en çok FF attıran şampiyonu olabilir Master Yi. Çünkü mental olarak gerçekten büyük hasar atıyor. Çok hızlı koşuyorsun. Q'lu adamı takip ediyorsun. Adam çaresiz kalıyor yani tamamen. Bunu alırsak bak bu beni bayağı güçlendirir. Animasyon iptal de yapalım W'yla. Hızlı çekelim yani şunu. 4K parayla döneceğiz arkadaşlar. 4K parayla döneceğiz. Kaçıyorum. Arkadaşlar Domini'yi bitirdim. Kalkanya'ya gideceğim. Kritiğim hem %100 olsun hem de böyle canımız azken oradan bir kalkan gelsin. Ekstradan kalkan geldiği sırada da atak speed veriyor ya. Zaten bizim şu anda atak speedimiz az gördüğünüz üzere. Bayağı bir işlevsel olacağını düşünüyorum. Ejder olarak da iki tane güzel ejderimiz var. Bana kalırsa bulut o kadar iyi değil. Yani bizim ejderlerimiz şu an buluttan daha iyi. Tuttuğum anda parçalarım gibi geliyor bana. Test edeceğiz abi şimdi. Sadece Morde'nin beni götürmemesi gerekiyor. İki kişi keserler beni de ben de C4'e çökerim diye düşünüyorum. Çok riskli bir hareket yapıyoruz şu anda burada. Aha. Of, sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Kaç 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 kaç. Akıllı oynamam lazım. Akıllı oynamam lazım. Akıllı 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 akıllı. Akıllı 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 akıllı. Akıllı akıllı. Akıllı oynayacağız arkadaşlar. Aptallık yapmayacağız. Tuttuğuma tek atıyorum zaten şu anda. Hiç strese gerek yok. Hemen dönüyorum Akali'ye koşacağım. Oğlum deli misiniz? Takım. C4 arkaya kaçacaksın biliyorum. Arkaya kaçacaksın C4. Bunlara girsem ne olur ya? Yani bilemedim ki. İnanın bilemedim. Çok ruhum kıpraşıyor. Saldırmak istiyorum. Ruhum kıpraşıyor. Saldıralım şunlara ne olur. Kanka tankla. Tankla kanka tankla. Allah'ım! Oğlum bu ne?
Bu ne, bu ne, bu ne? Biri bana bunu anlatsın, bu ne? Mordekaiser tank değil miydi? Selamun aleyküm. Lifesteal'a bakalım şöyle bir. Beyler basın efebi. Basın efebi, böyle bir hasar yok. Arkadaşlar kesinlikle bunu alıp snowball olup şunu bir test etmeniz lazım ya. Bu normal bir hasar değil ya. Gerçekten normal bir hasar değil. Bakın o kadar assassin oynuyorum. Şakosudur, kaziksidir falan. Bu normal bir hasar değil, ben size söyleyeyim. Hem devamlı hasarınız var hem hayvansınız. Normal bir durumda değil yani şu anda bu. Q'yu atıyorsunuz, adam patlıyor. Zaten adam patladığında Q tekrardan geliyor arkadaşlar. Bu hiç normal bir hasar değil. Mutlaka yapın ya şunu. Tadını alamamıştık bu arada. Ben tatile gitmeden önce çekmiştim. Yarım kalmıştı. Böyle bir hasar yok yani. Ne olabilir? Son eşya mesela Hullbreaker çıkılabilir arkadaşlar şu build'i yaparken. Son eşyada böyle bir Hullbreaker tarzı bir şey yapabilirsiniz. O da bayağı sarar. Şimdi ben deli gibi lifesteal'ım var abi. Lifesteal konusunda sıkıntı yok. Bir şey diyeyim mi? Ejderi çok hızlı alacağım bence. Hatta o kadar hızlı alacağız ki adamlar aptal olacak. Öyle düşünüyorum. Aynen öyle. 1K vuruyoruz. Smite atmayacağım bu arada ejderi arkadaşlar. Lifesteal'ımız zaten 10 numara 5 yıldız. Şuna vursana kanka. Bizi bir görmesinler. Bir pentamız var bence bu maç. Eğer bizim çocuklar adamları kesmezlerse bir pentamız var gibi. 18'de olmaya çalışıyorum bir yandan. Arkadaşlar pentamız var. Başladık. Bak kule mule umurumda değil. Gireceğim. Her yere gireceğim. Her yere gireceğim abi. Her yere girerim. Abi tek atıyorum. Ya gel lan seni base'de keseyim ya. Gel seni base'de. Korku filmi gibi. C4 bana atlayamıyor. C4'ün 250 zırhı var. Bakın 250 zırhlı üzerime atlayamıyor çocuk. Arkada ADC base'e saklanıyor ama yapabileceği hiçbir şey yok abi. Çok çok güzel ya. Ya şöyle söyleyeyim. Kasılmış. Yani böyle işte League of Legends'ta 140 tane şampiyon var ya. Hani hangisiyle kasıldığında köpek gibi keyif alırsın dersen şu anda bu. Kesinlikle bu. Bir daha sar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 26 kill almışız. 250 CS yapmışız. Çok okey. Sadece Q basarak adamlara 42K hasar atmışız. Bak sadece Q basarak 42K hasar atmışız. Lifesteal yaptık mı? Canımız açılmadığı için lifesteal yapamadık. Umarım keyifli, güzel, eğlenceli vakit geçirebilmişsinizdir. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like'larınızı esirgemezsiniz. Mutlu olurum. Akşam Game Yolu challenge'lı bir yayınımız olacak. YouTube üzerinde yoruma sabitlerim zaten arkadaşlar. Oradan bakarsınız nasıl bir sistem olduğuna. Akşamleyin görüşürüz. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.